seyircisi olarak. Sanki sizin ailenizi ben hayal ettiğimde o Kurtuluş'taki yerde olsun, sonra yanlış hatırlamıyorsam Kasımpaşa'da sizin yerden ilk açtığınızı. Koca Mustafa Paşa'da. Oradaki ilk oyun gününde de vardım çünkü. Hep şey diye canlandırdım ben, yani rahmetli Necat Bey bir ailesi var. Ailenin kalabalık bir alanı, herhalde önemli bir bölümü belirlenen gün ve saatlerde zaten sahnede oluyor. Orada oyun oynuyorlar, sonra da kalkıp aynı çatardan üşümeye gidiyorlar diye. Herhalde böyle bir ortamda başka bir mesleğe yönelmeyi düşünme olasılığınız bile pek olmadı. Yani olmadı, çok güzel saptamışsın. Zaten yani evin içi gibiydi bizim sahne. Çocukluğumuzun oyuncakları onlardı, işte aksesuarlardı, kostümlerdi. Öyle olunca oraya doğduğunuz bir yer gibi. O doğduğumuz yani yerde yaşamımızın bir bölümünün seyircinin karşısında da profesyonel bir biçimde, evet, sunmak oldu. Ama esas olarak da sahnede kalan, bunu devam ettiren Süheyl'le ben olduk. Evet. Kendi tiyatromuzu da kurarak. 32 sene değil mi? 32 sene, daha geçenlerde bitmiş gibi. 30 sene paylaşıyorsun yani sen fotoğrafın altını. 32 sene olmuş kendi tiyatromuzu kurarak. Çevre tiyatrosu daha eski, daha önce işte şey var, Aksaray'da Köşebaşı tiyatrosu var, Beyti Sokağı'nın orada. Daha önce Aksaray Küçük Opera var, Necat Baba'nın yaptığı ekibiyle beraber. Biz de kendi tiyatrosu kurulu 32 sene oldu. Tabii ki kalabalık yani işte, sadece yani annem babam biz vesat falan değil, işte teyzem vardı, rahmetli oldular, eniştem, hep böyle akrabalar, yıllarca oyunlar oynadılar. Ya aslında bakacak olursan Necat Uygur tiyatrosunun bir uzantısı olarak yani baktığımız zaman 32 seneden daha fazla, 70 seneye yakın, yani 70 yıllık totali tarihi olan bir tiyatro. Sizin bu nefesi almaya başladınız. Tabii, hatta değil mi söyleyeyim, babanın kuruluş tarihi herhalde 40'lar mı, 50'ler mi? 37, tabii işte tam olarak askerden sonra babam 27'li, 37'li. Necat Uygur tiyatrosu kuruldu. Ama daha önce amatörlük dönemleri var, evet. Sarıyer Halk Evi var, çocuk tiyatrosu var. İşte babamın şey bize anlatırdı rahmetli. İşte İstanbul'a gidiyor, sonra Anadolu'ya gidiyor. İşte ne yapsın yani, ailesine bakmak zorunda. O zaman tabii beş kardeştiniz ama işte ekip var, ekibin çoluğu çocuğu var vesaire vesaire. Ben diyor Anadolu'ya gidiyorum diyor, Anadolu'da çok şey öğreneceğim diyor. Çok şey biriktireceğim diyor. İstanbul'a bir gün diyor kral olarak döneceğim ve kral olarak da bu dünyadan göçeceğim diyor. Allah. O zaman babam bize anlatırdı. Hakikaten de dediklerinin hepsi doldu. Babam herkese çok insan gibi davranırdı. Evet. Yani ben işte tiyatro sanatçısı, çok sevilen bir sanatçı, bununla eyvallah, ama gerçekten şey gibi davranırdı. Çok vicdanlı bir insandı benim babam. Yani yıllar önce biz işte oyundan sonra bir şeye gittik. Bazen anne babam bizi götürürdü. Yemeğe gittik, yemekten geç döndük. Aşağı yukarı işte o zamanlar o şey köprüsü. Haliç değil, ne köprüsü? Galata. Ha, o belli bir saatte. Sabahın 5'inde açılan da sonra. Ha, Galata değil mi? Galata. Ondan sonra. Eski hali. İşte onu beklerken biz bir genç böyle o zamanlar bir motosiklet kazası yapmıştı. Hemen babam arabadan indi, taksiden indi. Ondan sonra gence müdahale etti. İşte Allah'tan arabada o zaman şey varmış, o ilk yardım bir film. O çocuk da bayağı bir uğraştı. Sonra işte şey açıldı, yakın bir hastane falan götürdü ve çocuğa tabiri caizse iyi anlamda işte kızdı. Oğlum bak gençsin, yazık günah, herkes böyle yardım etmez falan. Mesela benim ilk aklıma gelen bu. Hiç o çocuğu bırakıp babam eve dönmeyeceğini ben biliyordum o yaşlarımdayken. Çok vicdanlı. Dediğin gibi doğru, zaten öğüt vermeyi çok doğru bulmuyoruz, biz de bulmuyoruz. Babam da çok öğüt vermezdi. Zaten onları gözlemleyerek kendi öğütünü alıyoruz. Yani, ne yapıyor, nasıl hareket ediyor? Aklımda kalıyor. Onlar örnek oluyor zaten. Yani yaşadığın hayatımız hepimiz anamızdan, babamızdan, daha başka büyüklerimizden. İlk rol modeller. Tabii. Onlardan aldım. Bir de bizim yaptığımız işte de aynı meslekte olunca, hem ustamız da olunca bu insanlar, onları çok iyi gözlemlemişti. Evet. Şimdi zaman içerisinde yeri geldiğinde ister istemez zaten öyle davranıyorsun. Onu uyguluyorsun. Bu tarz için yanılıyorsam düzeltin. Sanıyorum İngiliz tiyatrosunda bir fars denilen bir şey var. Hani girdisi çıktısı çok fars, bol heyecan. Tam öyle değil herhalde ama. Biz
tamamen onu sevmiyoruz. Yani bizim ustamızın da yaptığı işte o çok matematiği olan değil, bizim geleneksel tiyatroyla harmanladığımız ustamızın verdiği gibi. Muhtemelen doğaçlama da içerisinde. Doğaçlamanın bol bol içinde olduğu, tülahatın bol bol olduğu. Ama o işte Fars'tan da yararlandığımız oyunlar oynuyoruz. Hani bunun tam bir adı var mıdır ama çokça yararlandığımız geleneksel tiyatro, Necdet Usta'nın tarzı, o bize çok yol gösteren ve seyircinin de çok benimsediği, sevdiği bir biçim. O biçimi sürdürmeye çalışıyoruz. Oldukça da iyi gittiğinizi söylememe gerek yok herhalde. Bu yani bu sadece bir durum tespiti, herhangi bir şey değil, bir gözlem ve bir durum tespiti. Televizyonda yaptığınız o ve çok uzun haftalar boyunca pazar akşamlarına insanları ekrana kilitlediğiniz programlarda yani tiyatroyla kıyasladığınız zaman elbette tiyatro asıl olandır. Asıl tabii ki tiyatro. Esenler tabii çok yani ama ikisini de çok ayırt etmesini bildik yani televizyon çok başka bir dünya, evet. Tiyatro başka bir dünya. Ne yaparsanız yapın. Tabii ki bunlar var ama temelinde mesleğinizi sevmeniz var. Mesleğinize aşık olmanız var. Bu televizyon olabilir, tiyatro olabilir. Severek yapıyorsanız o iş muhakkak bir yerlerde, bir gün bir yerler birileriyle buluşuyorsunuz. Tıpkı 70'te ustaların yaptığı gibi. Evet. Ne bu röportajı, ne de bu röportaj üzerinden herhangi bir şeyi acit etmek gibi bir niyetim yok. Bu ayırdığınız zaman çok kaliteli bir zaman benim için ve hoş da bir sohbet. Ama şeyi de bir fikir almak anlamında söylemek istiyorum. Hani oyunlarda, yazılan şarkılarda, yapılan müziklerde illa slogan kullanarak değil de sonuçta sanatta, sanatçı da toplumun bir aynısı. Çok eğlendiğimiz zamanda da tiyatrolar, canımız sıkıldığında da sevdiğimiz tiyatrocu o sıkıntıyı da aktarsa dediğimiz şeyler var. Rahmetli bunu çok yaptı. Belki zaman zaman çok açık aleni eleştirilerle de yaptı. Bazen sadece civarı karakolunda olduğu gibi o karakolda ne yaşandığını göstermek bile aslında başlı başına belki de hem muhalif bir şeydi hem de tam durumun yansımasıydı. Şu dönemlerde onlar biraz karışık biliyorum ama siz oyunlarınızda ne bileyim işte sıradan bir şey seçmek yerine Kafkas Tereşir Dairesi'ni seçmek gibi. Yani en azından ben ya da Deniz Erkal'ın çok yaptığı gibi ben en azından doğru etik kuralları da bu oyun üstünden vermenin bir parçası olayım gibi bir yol haritanızda böyle bir şey, böyle bir durak, böyle bir ortak fikir zaman, var mıdır? Şimdi şöyle anladım ben sizi. Şimdi bizim Suyebesin bu tiyatrosu kurumu nedeni, deminden beri konuşuyoruz. Bizim ustamızdan biz yola çıktık. Evet. Ustamızı ve ekibini annemle dahil yıllardır seyrettik. Seyrede işte 90 yılında Genç Uygurlar Tiyatrosu'nu kurduk. Ve öyle biz gördük. Yani Necdet Uygur yıllarca seyircisini güldürdü. Gazanfer Özcan yıllarca güldürdü, evet. Zeki Metin güldürdü vesaire vesaire. Ve komedi oynamaya başladı. Çünkü komedi oynamamız lazımdı en başlarda repertuar olarak. Yıllar geçti, oyunlar oynadık. Daha sonra böyle Bestat'la beraber sizin dediğiniz gibi işte Kafkas Tebeşir Dairesi gibi, ne bileyim Hacı Yatmaz gibi, Cevat Feymen'in değil mi Bestat? Evet. Oyunlarda düşünmediğimiz olmuyor değil. Biraz daha böyle zamanı bekliyoruz ama hani siyasi olarak da ne ben Bestat, babam da öyledir. Babamın da çok siyasi espriler yapmıştır ama hiçbir zaman kırmamıştır. Kimseyi gocundurmadan. Biz de Bestat'ı bazen yapıyoruz. Hatta bu oyunda bazen aklımıza geldiği zaman yapıyoruz. 70'lik oyunlarımızı da yapmışızdır. Bir de bu şey tabii jan meselesi. Yani her tiyatronun kendine ait bir stil, bir janrı vardır. İşte Gazanfer Özcan Vazgül oynar. Muammer Karaca siyasi espri Türkiye'yi ilk getirenlerdendir neredeyse diye büyüklerimiz hep söylerler. Keza babam. Gazanfer Bey de çok sık politik espri yapmazdı. Yeri geldiğinde böyle kırk gibi bir yapardı ama cuk oturtururdu. Ama böyle değişik bir repertuar oyunları düşünmüyor değiliz. Onların da gene böyle hafif böyle lezzetinde biraz komedinin de olması lazım gerektiğini düşünüyorum ben. En güzel siyasi oyun komedidir. biz de yani işte kuruluş amacımızdan birisi yani komedi oynamak ama halkın beğendiği ya da beğenmediği bütün olguları sahnede mizah yoluyla söylemek. Bu mizah yoluyla söylediğimizde de belden aşağı
değil, muhataplarını da düşündürecek ve güldürecek biçimde yapmak. Çünkü o zaman amacına ulaşıyorsunuz. Yani o zaman insanların kafasında aa burada böyle bir şey varmış dedirtebiliyorsanız o faydalı olur. Ama acitasyondan uzak. Acitasyondan uzak, bundan ve herkesin seyirciniz olduğunu bilerek nemalanmayız. Her görüştüğü yani insanın sizin seyirciniz. Evet. Geliyor yani ve bizim esas derdimiz halkın sorunları. Zaten halk buraya gülmeye, eğlenmeye geliyor tiyatromuza. Geldiğinde de onların sorunlarını bir biçimde anlattığımızda bu faydası oluyor. İlgililere de bu kulaklarına gittiğinde aslında bu gelenekselin ruhunda var. Yani bu Abdü Efendi'den beri olan şeyler bunlar. O zaman amacına sahneye atılan sabatalı kartvizcinizi düşündünüz diye geri i̇şte, vermek kadar. O da var. Abdü Efendi'nin işte geçen de anlattım. Memur maaşları çıkmadığında rica ediyorlar. Bir türlü aylarca maaş alamıyorlar memurlar. Diyorlar ki padişah da oyunu seyredecek. Sen bir şey yap sahneye diyorlar. Tamam diyor da. Padişah'ın karşısında bana bir çizme bulun diyor. Sahneye bir çizmeyle. Ve o anda aklına geliyor değil mi? Evet, tabii tabii çizme o, o çok yani, o çok güzel geliyor. Çizmeyi çıkartmaya çalışıyor. Başım dönüyor. 15 dakika seyirci gülüyor. Düşüyor çıkartana kal. Yani sonunda bu çizme de memur maaşı gibi bir türlü çıkmıyor. ve memurların maaşı çıkıyor ondan sonra. Hem aşağıda kalacak hem kimseyi rahatsız etmiyor. Bizim yolumuz da aslında o yol. Evet. Söylemek, gülmek, en güzel aktarmak. Hicvetmek. Çünkü örneklerimiz işte Nasreddin Hoca, İncilli Çavuş, yani bu çok derya işte Hacivat Karagöz, bunlar işte olur kendi misin? Ustamızı zaten söylemeye gerekiyor. Demin de dediğimiz gibi işte o oyunları böyle yerleştirebilirsiniz, adapte edebilirsiniz. Evet. Ve günümüzde tekrar oynayabilirsiniz. Ama bu şey anlamına da gelmez. Yani başka eserler oynamayacağız anlamına da gelmez. Yeri geldiğinde, içimize sindiğinde, aa tamam şimdi oynayalım dediğimizde. Mesela biz bir oyunu, Neil Simon'ın Tavuk Fikili diye bir oyunu vardı, Old Kapılı. İlk okuduğumuzda 25 yaşındaydık. Çok beğendik ama oynamadık. Dedik ki şu anda bu oyun için çok genciz. Yıllar sonra 45'li 50'li yaşlara geldiğimizde şimdi zamanı dedik, oyunu o zaman oynadık. Başka eserlerde tabii ki oynayacağız ama tiyatronun amacılarından birincisi seyircinin gülmesi, çok gülmesi. Bir de herkeze her yerde tiyatro bizim kurallarımız vardır. Sadece İstanbul, İzmir, Ankara'da değil, Türkiye'nin her yerinde tiyatro. Akraba buluşması gibi oluyor. Evet. Babam da seyircisine hep akrabalarım derdi. Bizim buluşmalarımız akrabalar sanki buluşuyormuş gibi. Hakikaten bu çok mutlu ediyor. Tüm ekibimiz çok mutlu ediyor. Sizin özellikle Nasrettin Hoca'nın hareketinde görmenin ben Akşehir'de içinde çok önemli olduğunu biliyorum. Onlar adına sizle de bunu paylaşıp bir kez daha teşekkür etmek istedim.